أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda ve kendisinden sonra ortaya çıkacak olan havariç harici topluluğu hakkında bazı rivayetlerini ele alacağız. Özellikle Müslümanın kendini tahlil etmesi, düşüncelerini Kur'an ve sünnet ölçüsünde birikiminde ele alması konusunda çok önemli. Neden diyeceksiniz? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerini işitiriz ama o hadislerin Allah'ın Resulü'nün ne için, ne amaçla, ne gayeyle kullandığını bilmeyiz. Onun için havariş dediğimiz hariciler Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde ortaya çıkmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali döneminde ortaya çıkmış ve ta o dönemden bugüne, bugünden de kıyamete kadar devam edecek olan bir fitne hareketi olarak Resulullah aleyhissalatü vesselam özelliklerini vermiş. Hatta Allah'ın Resulü onlar demiştir, soyları kezaptır. Kesattır. Yani bir çıkarlar, bir müddet kaybolurlar, bir daha çıkarlar, gene kaybolurlar ama kıyamete kadar bunların fitnesi bitmez. Çünkü zaten Hazreti Ömer'in şehadetinden sonra Huzeyfetül Yemani'nin Hazreti Ömer'e söylediği bir söz vardır. Ya Ömer, senden sonra yani fitnenin kapısı kırılacak. Bu kapı kırılmışsa kıyamete kadar bir daha kapanmayacak. Yani çıkabilecek her fitnenin her zaman var olacağını, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda olabilecek bütün meseleleri sünnet yoluyla bize bildirmiş. Yeter ki biz biraz böyle kulaklarımızı açalım, basiretimizi yani böyle anlayışımızı tam bir teslimiyetle Resulullah aleyhissalatü vesselam sünnetinin emrine amade edelim. Allah'ın izni ve inayetiyle hak ile batılı Allah'ın Resulü net olarak, berrak olarak önümüze koyar. Düşünün ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara bile hoşgörülü davranmış, onların defalarca ihanetlerini görmemezlikten gelmiş ve onlar cehennemin, yani cehennemin en alt katına Allahu Teala Münafıkun suresinde özellikle vasıflarını verdiği halde en korkunç azaba müstahak olan şeytanın bile giremeyeceği terekeye gireceklerini söylediği halde Allah'ın Resulü münafıklara karşı en ağır bir söylemde veya onları öldürme veya onlara karşı bir sert bir tavır takılma yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli onlara tebliğ ve davet yapmıştır. Hatta onlara Müslüman muamelesi yapmıştır. Zaten bunu inkar edebilecek bir Müslüman yok. Ama Allah'ın Resulü havariç harici topluluğu hakkında çok ağır söylemleri vardır. Hatta bunlardan biri ki sahihtir, İbn-i Ebi Evfa denilen bir sahabe. Anil İbn-i Ebi Evfa radiyallahu anhuma kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El havaricu kilabun nari diyor. Diyor ki İbn-i Evfa, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdular ki hariciler cehennemin köpekleridir. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. İbn-i Mecah sünnesinde 130-173'e 6033 hadis numarasıyla veriyor. Hatta Ahmed bin Hanbel Müstedid'de 4. ciltte 355'te El-Albani Sahih Cami'asında 3346-47'de sahih olarak rivayet etmiş ve bunu özellikle sahabeden farklı rivayetler de vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirine böyle bir ithamda bulunmadığı halde neden havariş topluluğu hakkında kilabun nari, cehennemin köpekleri olarak tarif etmiş? Bunu da özellikle diyor haricilerden bir fırka olan Ezarike'nin kafaları kesilip Dimeşk'te asıldığında, Dimeşk Şam'ın bugünkü başkenti, Şam şehri. Orada bazı havariş toplulukları, Ezarika denilen bir grup vardı. Bunlar da haddi aşan, kan döken bir topluluktu. Bunlardan bazılarının kafası kesilmiş, insanlara ibret olsun diye kafaları asılmış. Ebu Umame radıyallahu anh, kendisi Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabesidir. Cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleri, bunlar var ya bunlar, semanın altında öldürülenlerin en şerleridir dedi. Semanın altında yani gök kubben altında öldürenlerin en hayırları da bu haricileri öldürenlerdir dedi. Bunun üzerine Ebu Umame'ye oradaki cemaat sordular. Dediler ki bunlar cehennemin köpekleridir sözü. Ya Ebu Umame, senin kendi sözün müdür yoksa bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullandı? Ebu Umame diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim.
bu sözü bilakis Resulullah'tan işittim. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç sefer değil. Çok defalarca işittim ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ailelerde benden sonra bir topluluk çıkacak. Bunların vasıf ve niteliklerini sahih hadislerde bildirmiş. Bunlar diyor gök kubbenin altında öldürülenlerin en hayırlarıdır. Onları öldürmenizde size bir günah yoktur. Bilakis ecir ve mükafatları. Tabi biz kalkıp buradan insan öldürme hükmü çıkaracak değiliz. Sadece biz hariciliğin ne kadar tehlikeli, İslam hukuku açısından ne kadar çok çok tehlikeli bir topluluk olduklarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli hadislerinde onların şerlerinden, onların şiddetinden, onların fitnelerinden haber vermiş. Yani bakmayın, haricilerin meşhur ayeti vardır. Yusuf 40, Maide 44. Bunların en meşhur, Hazreti Ali döneminde de bu ayetlerle Hazreti Ali, Muaviye'yi, Amr bin As'ı ve diğer bütün sahabeyi tekfir ettiler. Hepsini küfürle İslam nispet ettiler. Bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'de veriyor. Meşhur İslam alimlerden El-Münavi Rahimullah Feyzul Kadir'de kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hariciler hakkında. Bu benim okuduğum sahih hadiste diyor ya El-Havaricu kilabun nari. Hariciler cehennemin köpekleridir hadisini ele alıp dedi ki izah ederken şöyle dedi. Köpeklerin havladığı gibi havariciler cehennemde havlayacaklardır. Yani köpeğin diğer hayvanlara nispetle ne kadar değersizse onlar da cehennemliklere göre Allah'ın izniyle o kadar değersizdirler. Peki bunları bu kadar çirkin yapan, bu kadar hadislerde aşağılanmalarına sebep olan nedir? Onların merhametten yoksun oluşları, sadece gazabe, kine, nefrete dayalı bir siyaset gütmeleridir. Onun için mümin merhametlidir. Bağışlar ve rahmet diler. Ama fitnekar havarişler ise tam tersini şekilde hareket ettiklerini söylüyor. Allah'ın rahmetinden insanların ümidini kesmişlerdir. İnsanların haklarına tecavüzkardırlar. Kanlarını akıtma, her şeylerine yönelik bir kin ve nefret güderler diyor. Başkalarına hücum eder. Bu da köpeklerin bir özelliğidir. Hariciler Allah'ın kullarının haklarına tecavüz ettiklerine ve onların düşman gibi baktıkları için cehenneme dahil oldular. Yaptıkları ameller ile köpeğe benzemektedirler. Münavini Feyzul Kadir'de 1080'da 4148. babında bu şekilde söylüyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari'nin 6930'da, Müslüm'ün de 1066'da, Tirmizi'nin de 3000 hadis numarasıyla verdiği bir rivayette aynen bunu söylediği hadisin sahih olan. Ama sahih Buhari ve Müslüm ve diğerlerinin hepsinde geçen bir kaide. Yani aslında şunu kendimize sormamız lazım. Yani bu kadar Resulullah aleyhissalatü vesselam hoşgörülü, merhametli. Hatta o mersennâke illa rahmete lil alemin. Alemler rahmet olarak gönderilmiş. İnsanlara, Yahudilere, müşriklere, herkese merhamet göstermiştir ki bu savaşlarıyla, mücadelesiyle, tutumuyla, davranışlarıyla, düşmanına karşı hoşgörüsüne kadar her şeyle Resulullah aleyhissalatü vesselam ayet-i kerimede bildirilen o alimlere rahmet olarak gönderildi. Vasfı ve özelliğini taşıyor. Ama çok garip bir şey, sadece haricilere Resulullah aleyhissalatü vesselam çok ağır ithamlarda bulunuyor. Hatta buradaki sahih hadiste diyor ki اَيْنَمَا لَقِّيْتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ diyor. فَاِنَّ فِي قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلُوهُمْ فَاِنَّهُمْ شَرَّ قَتْلَ تَحْتَ الْاَد۪يمُ السَّمَاءِ diyor. Onları nerede karşılaşırsanız onları öldürünüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Onları öldürmekte onları öldüren kimseye ecir vardır. Onlar gökyüzünün altında, kubbesin altında öldürülenlerin en şerlileridir. Peki sizce bu kadar hadislerde ağır ithamlara mazhar olan, bu kadar keskin hükümler veren Resulullah aleyhissalatü vesselam, bütün ümmetine kadar bu kadar merhametliyken Resulullah aleyhissalatü vesselam, Müslümanları sürekli, yani hatta diyor ki, sahabenin çoğuyla konuştuğu zaman bakıyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerde de, sahih rivayetlerde bildirildiği üzerine, kendi cemaatine, kendi tebaasına karşı çok merhametli, çok yumuşak, sürekli onları gözetleyen, onlar için dua eden, onlara kıyamet günü mahşerde şefaat edeceğini vaat eden, bu konuda dua bekleyen Resulullah aleyhissalatü vesselam, öbür taraftan bu ümmetin en sertleri, dindarlıklarıyla, havariş dediğiniz var ya, o Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde çıkan nahravan haricileri diyoruz. Bunlar o kadar çok namaz, o kadar çok oruç, o kadar çok ibadet ediyorlardı ki, inanamazsınız bugün en tasavvufta, en böyle kendini ibadette ve takvaya zuhurda veren adam onlar kadar çok namaz kılmamış, onlar kadar çok oruç tutmamış, onlar kadar çok ibadet etmemiş. Ve hatta Abdullah İbni Abbas diyor ki ben onların yanına gittiğimde diyor alınları, dizleri hep nasır tutmuştu ibadetten, namaz kılmaktan.
Ama bakın ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu kadar çok ibadet eden, bu kadar çok oruç tutan, bu kadar çok dinine bağlı bu topluluk hakkında da en ağır söylemlerde bulunmuştur. Hatta İmam Ali onların özelliklerini kendisi de söylemiştir. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hatta şuradaki okuduğum hadis-i şerifte zaten bizzat İmam Ali'den rivayet olunuyor. Diyor ki Resulullah bana dedi ki sen onlarla savaşacaksın. Allah'a kasem olsun ki sizden 10 kişi şehit olmayacak. Onlardan da 10 kişi kurtulmayacak diyor. Ve Nahravan'da Hazreti Ali, bak onlar fitne çıkardılar. Hazreti Ali'yi tekfir ettiler. Sahabeyi küfürle isnat ettiler. Eften püften meseleler. Hep nefret ve kin dili. Sonra İmam Ali bunlara karışmadı. Bunlar ne yaptı? Bunlar Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyen Habab bin Eret bir sahabedir biliyorsunuz. Büyük işkenceler görmüş, acılar çekmiş. Gerçekten yani işkencede o dönemin yani mesela piridir ha. Hazreti Ömer diyor ki biz onun sırtını gördük midemiz bulandı. O kadar ki yaralar, bereler, kemikleri neredeyse gözükecek kadar zarar verilmiş. Böyle bir sahabenin takvalı, zahit, zühdlü bir oğlu vardı. İbni Eret onu yakalıyorlar. Diyorlar ki sen Ali hakkında görüşün nedir? O da diyor ki Ali Ali'yi sevmeyen Allah'ı da sevemez yani. Ali'yi sevmeyen Müslüman olamaz diyor. Sen misin diyor Ali'yi seven. Bunun üzerine onu şehit ediyorlar. Yanında hamile eşi var. Onun da karnını deşip bebeğini çıkarıyorlar. Ya bu kadar ibadet, takva, bu kadar zühd ve bunun yanında bu vahşet. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak onların öldürülmelerini emretmiş. Sebebi nedir biliyor musunuz? Tek bir sebebi var. Onlar Müslümanları tekfir ediyorlardı. Bütün Müslümanları kendileri gibi düşünmeyen bütün Müslümanlara kafir diyorlardı. Sebepli ve sebepsiz herhangi bir konuda biriyle ihtilaf, en ufak bir fıkhi meselede bile ihtilaf etselerdi sen kafirsin, sen Allah'ın düşmanısın dedikleri için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak diyor eynemel leqaytumuhum faktuluhum diyor. Onlara diyor nerede rastlarsanız öldürün. Sizin onları öldürmenizde Allah-u Teala size günah yazmayacak. Peki bu kadar büyük günah işlemelerinin sebebi ne yani? Bunları bu kadar ağır bir ithama tabi tutan sebep ne diyecek olursanız tekfirdir. Başka hiçbir şey değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ama biz bugün bakıyoruz hala aynı hastalık devam ediyor. Sen insanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerini koyuyorsun. Diyorsun ki mübarek bak bu mesele hassastır. Bu mesele küfür iman sınırında bir meseledir. Bu işte konuşmak için çok derin bir ilim sahibi olmak lazım. Çünkü sen bir Allah ve Resulünün eman verdiği bir insana kalkıp da kafir dersen sen otomatikman onların üzerindeki Allah'ın emanını kaldırmış oluyorsun. Sen bu yaptığın çok büyük bir günahtır. Çok tehlikeli bir fiildir. O kadar tehlikelidir ki Allah-u Teala'nın Resulü, biz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nefsinden konuşmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında bu kadar ağır konuşmuşsa sebebi vahidir. Allah'ın Resulü vahiden aldığı nedir? Vahiden dolayı bunu söylemiştir. Ve bu hadis-i şerif mesele hem Buhari hem Müslüm'ün şartlarına göre sahih ve diğer bütün hadis külliyatları da bunun benzerleri olan sahih hadisler mevcuttur. Nitekim Allah-u Teala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّهَا. O peygamber, o Resul, o Nebi nefsinden konuşmaz. Onu her konuştuğu vahidir. O zaman burada söylediği de vahidir. Allah'ın Resulü nefsinden kalkıp Allah-u Teala konusunda hüküm verir mi? اَسْتَعِيزُ بِاللّٰهِ. Onun için gerçekten bu mesele hassastır. Hatta gene Buhari ve Müslim müttefikun aleyhim verdiği bir sahih hadis var. Diyor ki fi hadihil ümmeti. Bu ümmette, bu ümmetin içinden ravi diyor ki yani ümmeti dedi mi demedi bilmiyoruz. Ama burada fi hadihil ümmeti. Bu ümmetin içerisinde kavmun yahkiru haddukum. Salatehu ma'a salatihim ve siyamehu ma'a siyamihim ve qira'atihi ma'a qira'atihim yakra'una el-Kur'ana la yujawizu el-hanajirahum diyor. Bu ümmetin içinden siz öyle bir topluluk çıkacak ki diyor. Çıkacak ki sizden biriniz onların namazı yanında namazından utanacak. Onların oruçlarının yanında kendi orucundan utanacak. Onların Kur'an okuyuşları, kıraatları ve belagat diyorlar ya, karşısında kendikini hakir görecek. Onlar Kur'an okuyacak fakat Kur'an gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Açık ve net olarak bunu diyor. İmam Ali diyor ki işte bu haricilerdir. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellik ve niteliğini verdiği topluluk haricilerin ta kendileridir diyor. Çünkü Hümeyd bin Hilal Rahimullah dedi ki bak bu hadisi çok iyi dinleyin. Haricilerin nasıl bir ahlaka sahip olduklarını, peygambere hürmetsiz olduklarını, yeri gelince Allah'ın Resulünün de sünnetini ve hükmünü gerekirse vahiy bile kendi nefislerine, kendi inandıklarına zıt gelince inkar edebildiklerini,
onun karşısında durabildiklerini açık ona durar. Hümeyd bin Hilal diyor ki radiyallahu rahmetullahu aleyh an Ubade ibnul Kurs kâle câe yeğzu hattâ belâge gariben minel ahvâs fesemî'al ezânen felemmâ câe ileyhum ferâevhu. Diyor Ubade bin Kurs el-Leysi rahmetullahu aleyh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabesidir. Gazveye çıktı ve Ahvaz, bugünkü İran'da Ahvaz bölgesi vardır. Yakınlarına geldiği bir ezan işitti. Onların yanına gidip onlarla namaz kılmak istedi. Cemaatle namaz kılmak istedi. Ve bunlar hariciler çıktı. Bak harici topluluğu çıktı. Kalu dediler ki, مَا جَاءَ بِكَ يَا عَدُوُ اللّٰهِ Neden geldin ey Allah'ın düşmanı yanımıza? Ki bu Ubade diyor ki, kale dedi ki, مَا أَنْتُمْ بِإِخْوَتِي Biz kardeşler değil miyiz? Biz kardeşiz. Biz la ilahe illallah diye Müslümanlarız. Sizin ezanınızı işittim. Allah rızası için arkanızda namaz kılmaya geldim diyor. Ve kalu dediler ki entel ehlu şeytani. Sen şeytanın kardeşisin. Bizim kardeşimiz değilsin. Ve dedikleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ve cennetlik bir insan. Çünkü sahabeyle alakalı o kadar çok ayet var ki onların fazileti kıyamete kadar bütün ümmetin faziletinden üstündür. Ve kalu dediler ki لَنَّقَتُلُوا لَنَّاكَ مُحَقَّقِ Biz seni öldüreceğiz. Bak şimdi bu sahabe onlara diyor ki, قَالُوا dedi ki, اَمَّا تَرْدَوْنَ مِنِّي مَا رَضِيَ بِهِ مِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ Ubade onlara dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden duyup razı olduğu şeyi size söylesem beni bırakır mısınız? قالوا dediler ki وما رضي منك sen ondan ne işittin ne duydun ki Resulullah seni bıraktı. قال dedi ki اتيته وان كافر ben Resulullah'ın yanına kafir olarak gittim. فشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فخلوا سبيلي diyor. Ben la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim ve Resulullah beni serbest bıraktı. Yani benim önümü açtı. Beni kardeşi kabul etti ve bana hiçbir zarar vermedi. Bak bunu söyledi. Peki onlar ne yaptı? فَقَتُولُوهُ diyor. Sonra onu katlettiler, öldürdüler, şehit ettiler. Bu kadar vahşi bir topluluktan bahsediyoruz. Niye? Bu sahabe, bu peygamberin öğrencisi, kendileri ise tabi'in. Resulullah'ı görmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olan Müslümanları görenler. Ama o kadar şeytan onları aldattı ki, kalktılar ayetlerin zahiren manası üzerine hükümler çıkardılar. Sonra kalktılar kendilerinden daha hayırlı olan, onların Müslüman olmasına vesile olan insanları katledip şehit ettiler. Bunu kim rivayet ediyor? Buhari ve Müslüm şartlarına göre sahihtir. İbn-i Kani Meccum'da 2'ye 192'de, Ziyaddin el-Makdisi el-Muhtara'da 8'e 370'de, Buhari tarihinde 6'ya 93'te, Ebu Urabe el-Harrani Munteka min tabakatta 47'de, Teberani Esved'de 8'e 255'te bu şekilde rivayet etti. Hatta diyor ki Nafi radıyallahu anh, Hazreti Nafi belki siz bilir misiniz, bilmez misiniz? İmam Nafi, İmam Malik'in hocasıdır. İmam Malik, İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Nafi, Hazreti Ömer'in azatlık kölesidir ve çok alimdir. Çok takvalıdır ve İslam'ı en vakıf insanlardan biridir. O şöyle diyor. Diyor ben Abdullah İbni Ömer'in yanındaydım. Ve Abdullah İbni Ömer'e bir adam şu soruyu söyledi. Bak dikkat edin. Sahabenin din anlayışı günümüzde Müslümanların din anlayışı. Diyor ki, قَالَ رَجُولٌ لِي İbni Ömer. Bir adam Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'e sordu. اِنَّ لِي جَارٌ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ diyor. Benim bir komşum var, beni şirk ve küfürle itham ediyor. Bana kafir diyor. فَقَالَ İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu da ona dedi ki, أَفَلَا تَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَتُكَذِّبُوهُ diyor la ilahe illallah de de onu, deyip de onu niye yalanlamadın? Bak dikkat ederseniz bazıları diyor ki ya günümüz Müslümanların namazı Mekke müşriklerin namazı. Günümüz Müslümanların kelime şehadetini kabul etmiyoruz. Günümüz Müslümanları şöyle, günümüz Müslümanları böyle ama biz bakıyoruz sahabenin bakışı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اُمِيرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Hatta ki desinler la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed onun Resuludurlar. Sonra namazlarını kılıp zekatlarını versinler.
Bunu yapacak olurlarsa, اِذَا فَعَلُهُ onu yapacak olurlarsa, o zaman canları, mallarını benden, benden ve Rablerinden korunmuş, Allah'ın himayesi altına girmiş, Allah'ın emanı altına girmiş olurlar diyor. Ama bu insanlar bu sahih rivayetleri bile ne yapıyor? Tevil yoluyla kendi nefislerine göre yorumlayıp bununla bile küfür hükmü çıkarıyor. Diyor ki olur mu ya, Mekke müşrikleri de namaz kılıyordu. Bunların namazı onların namazıdır. Olur mu ya, şu şöyle yapıyordu, böyle olur mu? Yani insanların nasıl hatalara düştüklerini, bu da bu hadis de sahihtir. Dikkat edin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrencisi Abdullah İbni Ömer sahabedir, kurradır. Kendisi diyor ki اَفَلَا تَقُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ona deseydin ki لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ve onu Allah'ın nezdinde de insanların nezdinde de yalanlasaydın diyor. Ve gerçekten demek ki o kelime bu kadar önemli. Ama maalesef ve maalesef bugün o kelime o kadar anlamsız ve değersiz ki birileri nefislerine göre, hevalarına göre, egolarına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin, tabi'in ve etba'u tabi'in ulemasının görüşlerini hiçe sayıyor. İmam Ahmed'in, İmam Malik'in, İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin ve diğer bütün ulemanın o muhterem yani gerçekten fazilet ile hak üzere olanların görüşlerini kabul etmiyor. Ama ortalıkta Ebu 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 diye gezen insanların peşinden gidiyor. Onların söylediği şeyler hiçbir mesnede sünnete dayanmadığı halde onların o görüşleri sanki vahymiş gibi alıp bunun da bütün ümmeti tekfir edebiliyorlar. Hatta öyle insanlarla karşılaşıyorum, 20 kişi dışında Müslüman tanımıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim, tekfircilerin hiçbir grubu öbürünü Müslüman görmüyor. Hiçbir öbürünü Müslüman görmüyor. Aralarındaki üç ufak tefek ihtilaflar yüzünden birbirlerini tekfir ediyorlar. Bizi bırakın hep birbirlerini tekfir ediyor. Zaten tabiri caizse havarişlerin en belirgin özelliği nedir biliyor musunuz? Kendileri gibi olmayan ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olan insanları mürciye görmeleri. Her şeyleri tekfir etme ve tekfirden sakınan, ilmi buna yetmeyen bir adam dese ki ya bu bizi aşar, bu alimin, kadının, şairinin, bu ilim sahiplerinin işidir dediğinde siz mürciyesiniz, siz sapıksınız. Ya ama harici olmayalım, havariç olmayalım, ne oluyorsak olalım. Emin olun demek ki hariciler o kadar tehlikeli ki havariç zihniyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini görüyoruz. Onların tarihte yaptığı azgınlıkları gördük, öldürdükleri ümmeti gördük, Müslümanları nasıl vahşice tarih boyunca öldürdüklerini gördük. Bakın bugün Gazze Savaşı ile Irak ve Suriye Savaşı'nı kıyas edin. Bugün Gazze Savaşı ile dünyada İslam yayılıyor. İnsanlar İslam'a ne yapıyor? Sevgi besliyor. Öbür taraftan öbürü ise sadece insanların nefrete, İslam'a düşmanlığa sürdü. Neden? Çünkü sen hiç merhamet etmezsen insanlar bu sefer senin dinini dünyanın en vahşi dini gibi görür. Aynı Yahudilerin vahşeti gibi görür. Ama sen merhametliysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş hukukunu, aynı keza esirlere muamele hukukunu İslam'ın gereğini yerine getirirsen o zaman ne olur? Senin dininin ne kadar vahye dayalı olduğunu, ne kadar hak olduğunu, ne kadar insanların cani gönlünden Rablerine teslim olduğunu rahat görürsünüz. Ben bir adamla konuştum. Bana şunu söyledi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Rumlar ile Kisra arasındaki savaşı örnek gösterdi. Dedi ki Resulullah ehli kitaptan yana olmuştur. Bu savaşta ben İsrail'den yanayım çünkü onlar ehli kitap. Hamas ve Gazze halkı müşriktir dedi. Müşrikleri tutmak, onları desteklemek caiz olmaz. Bunu diyen hariciler var. Ama çok garip ha. Gidin o haricilerle oturun. Deyin ki ya üstad hariciler diyecek ki hariciler cehennemin köpekleridir. Allah bizi onların şerrinden emin eylesin. Hariciler lanetliktir, hariciler böyledir, hariciler şöyledir. Harici ben desen ki onlara siz haricisiniz diyorlar olur mu? Hariciler büyük günah işleyeni kafir görürler diye. Biz büyük günah işleyeni kafir görmüyoruz ki. Biz müşriye müşrik diyoruz. Kafire kafir diyoruz. Onlar da öyle diyordu zaten. Onlar da aynı senin söylediğini söylüyorlardı. Sen zannınla kafir ilan ediyorsun. Şimdi mutlak bir kafire Müslüman diyemezsin. Mutlak kafir derken küfrü ortada ve küfür üzerine ölmüş birine veya küfür üzerine yaşayan, küfrünü kusan bir adama Müslüman diyemezsin. Dersen bu vebaldır. Ama la ilahe illallah diyen bir Müslümana da kalkıp aynı şeyi söylersen Allah muhafaza sen de aynı günaha vebale girmiş olursun.